Değerli öğrencilerimiz, bugünün 12 fen matematik dersi 9. derste sizler için limitleri açıklarım. Bakın, zaten 12. bölüm çokluk kısımları hepsi limittir. Bu da limitti. Soru 2 sayfamız 73. Bu rasımda, burasında bakın nasıl limitleri bulalım. Yani sen burasından faydalan. Başka sorular. Burası önemlidir. O zaman bu aşağıdakileri bulunuz. Birinci limit x yaklaşırsa f of x. Bakın burada sadece rasım vermiş. Sadece grafik vermiş. Yani burada f of x'miz yoktu. Sadece ne var? Sadece grafik var. Bak nasıl limiti bularak. İkinci sorumuz f 3'ü bul. Üçüncü sorumuz limit x yaklaşır bile f of x. Bakın nasıl limitleri bularak. Nasıl limitleri bularak. Biri, birinci sorumuz diri limit x yaklaşır 3'e. Bu 3. Bu sağ bir de sol. Sağ solumuz var. Aha, limit 3 x yaklaşırsa 3'e de bir hedefimiz neye yakın olmak? Hedefimiz ab neye yakın olmak? Bakın bu boşluğa bakarız. Bu boşluğa bakarız. Eğer geldiyse tok ise de oraya bakarız. Bakın burada ab boşluğa bakarız. Bura bakmasan. Bu bakarsan bura karşısında ne var? 1 var. Yani edebilmek bunu bu şekilde yazalım. Bu şekilde yazalım. Bakın. Eşittir. Limit nasıl bulunur? Yesen limit x yakın olur 3'e sağ taraf eşittir. Eşittir ne? 2. Yakın. Ve boşluk karşısına var. 1 var. Bir de 1. Limit x yakın olur 3 sol taraf f of x eşittir. Bakın. Bir de bu sağ, bu sol. Buraya bakarak karşısında ne var? 1 var. Yani biz edebilsen bu şekilde yazarsan, edebilsen bunları yazmıyorsan sadece x yaklaşır 3'e yani sağdan sol. Sağımız ha böyle, solumuz da ha böyle, eder ne var? 1. O zaman yani limit ne oldu? O zaman limitimiz bakın, limit yani limit var. Bunun limiti ne olur? Limit x yaklaşırsa f of x ile 1. Yani bunun cevabı limit x yakın olan 3 f of x eşittir 1'e. Edebilsen bir baş bunun cevabını yazan eder 1. Edebilsen sağdan solun alasan o da eder 1. Yani limit var. Bakın f 3 grafikte nasıl bulunur? F 3 üst. Yani eksakamız üst. F3 yani yanın değeri. Yani yanın değeri. Eşittir. Böyle bakarız. Bakın bu 3. Ha böyle bakarsan. Karşısında ne var? 2. Yani eğer bir nokta olmasaydı yazardık tanımsız. Yazardık tanımsız. Bakın 3. sorumuz bir de önemlidir. X yaklaşır neye? 1'e. Hani 1? 1'dir. Bakın buraya 1'dir. Bire sağ, bir de sol. Sağsı bire bakarak, solsı bire bakarak. Dikkat verin. Yani bunun yazarsan limit x 1 sağ taraf eşittir. Sağ, bakın sağsı hem de bu boşluğun sağ tarafından gelip ne olup? Limit sağ tarafı, bakın bu sağ taraf. Bu şekilde olup solumuzda bu şekilde iki ayrı bir sayıdır. Ayrı bir sayımız var. Burada sağımız ne kadardı? Sağ bu boşluğa bakarsan sağ bu diye bu şekilde olup ama solumuz burada yoktu. Sol solu gelip bire. Bakın sol gelip bire. Yani burada limit x
Bir sol taraf eşittir. Burada sağdan solmuş eşit değil. Sağdan sol eşit değil. Burada sağdan sol eşit değil. Yani burada limit ekiz yaklaşır bir sağımız bir de solumuz aynı değer çıkmaz. Aynı değer çıkmaz. Bire bakarsan bu kadardı. Bir de eksi birdi. Bire bir çıksa bir de eksi bir. Yani ne olur? Yani limit x 1 f of x yazarak limiti yoktur. Limiti yoktur. Bir de sağdan sol eşit olmasa yani limitimiz yoktur. Yani limit yoktur. Bu da bu şekilde. Eğer sen bir baş yazarsan, bunun grafika baktığımız bildi. Diyorsan limiti yoktur. Yok da bu şekilde yazarsan madem eşit değil yani limitimiz yoktur. Çünkü biz dedik limitin şartı nedir? Sağdan sol eşit ise bu da bu şekilde. Sonra 6 sayfa 73. Limit x 2 x x bakın yani biz eğer içini koysak böyle yukarıya içini koysak aşağıya 0 bölü 0 çıkar. Ne çıkar? 0 bölü 0. Yani bunu de bir elazığımız olsun. Ya ortak alsan ya iki parantez alsan bu şekilde. Bakın nasıl çözülür limit. Yukarıdan iki ortak aldık. Eksi 4. Aşağı ne olur? Ha, öz içimi yazdık. Bakın limit eksi çeken yazarak bu olur. Eksi eksi 2 eksi artı 2 2 kare fark arasıdır. 2 kare fark arası. Bak 2 parantez yazdık. Bir de 2 eksi eksi yukarıda namız var. Eksi eksi 2 bunu yerlerin değiştirerek bu şekilde olur. Hatta yukarıya benzersin. Eksi eksi 2 bakın burada 2 eksi eksi eğer yazsak eksi eksi 2 lazımdır burada ne yapmak? Bir eksi fazla edelim. Bu da bu da benimle ceder. Bu da benimle sağa dalaşır. Ne kaldı? Yukarıda ne kaldı? Eşitti. Limit eksi ve 2 eksi artı 2. Aşağıda ne kaldı? Eksi 1. Her eksi yerine her eksi yerine 2 kullandık. Olur ne kadar? Eksi yakın 2 artı 2 eşittir. Eksi ve eder 4 ve eder 4 çarpı 3 eder eksi 8. Ve de bunun da sonrası bu kadar. Yani bakın buna benzeyen sorular bu şekilde çözülür. Buna benzeyen sorular bu şekilde çözülür. Dikkat verin. Bunlar bu şekilde çözülür. Başka sorularımız da var. Soru 8. Soru 8 sayfa. Aynı sayfadır. Limit. Limit. X yaklaşır sıfıra. Bunlar önemli sorular. 3 x eksi sin 2 x 2 x eksi sin 3 x. Bakın bu şekilde nasıl çözülür. Edebilirlik 2 yoldan yani bir yoldan daha fazlamız var. Kısa yoldan da olur. Limit 0 yukarı aşağıını eksi böldük. Yukarı aşağıını eksi böldük. Bu şekilde 3 x eksi sin 2 x bölü x 2
2 eks, x sin 3 eks bölü x. Yani sorular buna benzeyen soru. Hem sorular yukarı aşağıdan eks'e bölebilirler. Bakın ne kaldı? Limit. Eks yaklaşır sıfıra. 3 eks bölü eks eksi sin 2 eks bölü eks bir de 2 eks bölü eks eksi sin 3 eks bölü eks. Bakın neden bu şekilde yazdık? Hatta bunlar kurala benzer. Sin, bizim sin eks bölü eksimiz var. Eks yaklaşsa sıfıra eder bir. Biz burada bir denemiz var. Bakın 2 var burada. Deminiz de çarpı 2 bölü 2. Burada çarpı 3 bölü 3. Hatta kurala benzersin. O zaman yazarım burada. Limit x yaklaşır sıfıra. Buna kalır burada. 3 eksi eksi. Bu olur ne kadar? Bu olur 2. Bakın bu olur 2. Yani eğer direkt yerine koysak limiti de ihtiyacımız olmaz. Bir de limit ihtiyacımız bir limite de olmaz. Bakın ne yaptık? Limit x yaklaştı sıfıra bir eder ne kadar? Eder 2. Bir eder ne kadar? Eksi eksiden sadeleşir. Kaldı ne kadar? 2. Eksi. Limit x yaklaştı sıfıra bakın. Ek limit x yaklaştı sıfıra bir miktarsı olur ne kadar? Olar 3. Bir de 3. Eder ne kadar? 1 bölü eksi 1 eder eksi 1. Yani bunun da sonucu eder eksi 1. Bu şekilde çözülür. Bu şekilde çözülür. Bu da bu örnekler, bu grafikler çok önemlidir. Şimdi de geldik. Bağlı fonksiyonlar, bağlı fonksiyonlara. Bağlı fonksiyon. Burada üç şartımız var. Birinci, bakın. Birinci, x eşitti z noktasında x eşitti z noktasında tanımlanmış olması tanımlanmış noktasında tanımlanmış tanımlanmış olması gerekir olması gerekir. Bunlar yani x eşittir z noktasında tanımlanmış olması gerekir. İkinci limit yaklaşır z f of x limiti varsa yani sağdan sol eşittir. Yani sağdan sol eşittir. Üçüncü notumuz üçüncü not limit x yaklaşır z f of x eşittir f z yani bu üç şartımız olsa bu fonksiyon ya da bu grafik bu olur bağlıdır
Örnek. Bakın, örnek 1. Bir sayfa 75 f of x x artı 1 x çıktı eşittir sıfırdan x kare artı 1 x büyüştü sıfırdan. Bakın nasıl bilir bu fonksiyon bağlıdır ya da bağlı değil. Bu üç nokta, eksi z noktasında zk'miz burada nerede? Sıfır. Burada sıfır koysa olur bir, burada sıfır koysa olur. Yani tanımlanmıştır. Yani tanımlanmıştır. Yani birinci notu, birinci notumuz var. Yani birinci not edebilsen, edersen f sıfır eder ne kadar? Sıfır, burada eşit var. Sıfır bırak koysa olur ne kadar? Sıfır artı bir eder ne kadar? Bir. Şimdi limit x yaklaşır sıfıra. Sağ taraf. Sağ taraf bir anı kullandık. Olur x kare artı bir eşittir. Sıfır bırak koysa olur ne kadar? Bir. Bir defa limit x yaklaşır sıfıra sol taraf, solda bir de solda olur. X artı 1 eder ne kadar? 1. Bakın yani sağdan solumuz eder 1. Yani limit var. Yani ne olur? Limit x yaklaşır sıfıra f of x eşittir 1'e. Yani limitimiz var. O zaman f sıfırımız da 1'di. Limitimiz daha 1'di. Üçüncü not, bak ne olur? Nesen limit x yaklaşır sıfıra f of x eşittir f sıfır eşittir de ne kadar? Bir. Bakın bu üç notu tatbik et. Her zaman grafikte ya da fonksiyonda üç notu tatbik etse yani ne olurdu? Bu fonksiyon bağlıdır. Yani ne olur? Bağlıdır. Bak. Bu fonksiyon ne olur? Bağlıdır. Çünkü üç notu ifade etti. Bu da bu şekilde. Şimdi de caylık ortalama değer teorimi. Bu da aynı ikinci bölümde ortalama ortalama değer teorim. Bakın, bu da önemli bir mevzuatı. Bu da önemli bir mevzuatı. Örnek. F of x eşittir. X kare. X üst artı 2x eksi 1. Bakın burada nasıl bu? Şimdi indi sizler için açıklarım. 1 ile 0 arasında bu fonksiyonun kökü var. 1 ile 0 arasında
arasında kök var. Bir kök var. Nasıl bunu bularak? İlç önce bir ile sıfır arasında bir kök var. İlç öncemiz bu birden sıfır arasında ya da birden sıfır bu fonksiyon tanımlanmış ise bu önemli bir noktada tanımlanmıştır. Cellak çözümü nasıl olur? İlç ön birinci adım f sıfır bulmak olur sıfır. Neden ne kadar? Eksi bir. İkinci adım ev biri bulmak. Neden bir? Artı eksi bir. Neden ne kadar? Neden iki? Bakın burada bir şartı. İçinde ortalama değer teorimi neyse bulmak. Bir iç nokta ilk önce ne ifade edirse yani tanımlanmış ise sıfırı kullandığına çıkıp eksi. Biri kullandığına çıktı artı. Bu noktalardan fark etmez. Mühim biri eksi çıksın, biri artı çıksın. Yani bu çıktı sıfırdan ve de büyümüştü sıfırdan. Her soruda bunlar çıksa biri eksi, biri artı fark etmez. Hangisi eksiyse, hangisi artıysa. Ve şartla bu sürede bu fonksiyon tanımlanmış ise. Bu fonksiyon tanımlanmış ise biri eksi bir artı yani ne olur desen burada bu fonksiyon kökü var, bir kök var. Bir kök var. Burada buna benzeyen sorular bu şekilde çözülüyor. Bu da önemli bir mevzudur. Başka sorularımız da var. Bu da önemlidir. Sonra 17'de bakın. Sonra 17'de f of x bir de önemli bir sorudur. X üst 3 a x kare x yavuştu içten direk A değerini bul. Ki bu fonksiyon bağlıysa yani kesik olmasın. Ki f bağlıysa yani kesik olmaz. Yani kesidi olmaz. Bak bu sorular önemlidir. Nasıl çözülür? Sonra limit sağdan sola aldık. A'nın değeri bak. Sen limit cevabı x yaklaşır. 2 sağ taraf. Sağda. Bire sağ bir de sol. Sağ bunu alsam a x kare eşittir limit dese bağlıdır. Dese kesidi olmasın ya bağlıdır. Sen sağdan sola ne yaparız? Eşit. Çünkü eğer bağlı olsa de bir limit sağ solumuz eşit ise. Bir de x yaklaşır. İçiye sol taraf bir de sol dedik. Ne kullansan? X üst 3. Bir içini bırak koyarak olur. Ne yapar burada? 2 kare bir de ayaka eşittir. İçini de bırak koyarsa
olur. 2 üst 3 eder. 4 A eşittir 8. O zaman A'nın değeri olur ne kadar? 8 bölü 4 eder 2. A'nın değeri ne olur? Olur 2. Ve önemli bir sorudur. Her sorumuna benzeyen. Dese A değerim bu, ya B değerim bu, ya C değerim bu. Bu şekilde çözülür. Bu şekilde çözülür. Yani A'nın değeri ne oldu? A'nın değeri çıktı 2. Bu da bu şekilde çözdük. Şimdi de geldik. Sonsuz limitlerimiz var. Bakın ikinci bölüm sadece çoklu limittir. Sonsuz limitler. Sonsuz limitler. Bakın sonra bunun resmini yapsak resmi bu şekilde olur. Bunun resmi bu şekilde olur. X 2'dir. Yani 2 birim ve 2x'e bire pozitiftir. Bire resmi bu şekilde çözülür. Sağ ve sol ve eksi sonsuzdur ve artı sonsuzdur. Yani limit x yaklaşır 2'ye sağ taraf 3 eksi 2 eksi 2 sağ tarafına çıkar eşittir sonsuz. Ama limit x yaklaşır 2'ye sol taraf 3 x eksi 2 eşittir. Ne çıkar? Sonsuz limit. Bakın sonsuz limit. Burada geldik. 9. dersin sonuna sizi Allah'a ısmarladım.